yemekte yine bir araya geldik. Bu yemeğin hazırlanmasında emeğe geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle biz geleneksel ürünlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlar içerisinde burada Rogu Bey'imiz var. Eskiden çok yenen bir yemekti. Fakat son zamanlarda işte buğday ekmeği devreye girince biraz unutuldu. Rogu Bey'den en az 10 çeşit yemek yapılıyordu. İlk Yamaç Kalkana köyündeyiz. Uzun süredir bir etkinliğimiz olmamıştı. Kurum bir çalışması oldu gençlerimizin. Onlara destek olmak ve müzemizde bir ek sergi açmak için maksudurca kendi eserlerini. Bir yemek verelim dedik. Yemekte de kurum müzeni yapma, Rogu Bey yaptık. Rogu Bey'in ana malzemeleri kurumi, barbunya, lahana, tereyağı. Fatoş abla başka neler vardı? Ceviz, fındık, buğday. Yapılmış. Ama barbunya demezler dediğin için. Lobya mı? Lobya değil. Elif İş Hacı. Elif İş Hacı. Bak Elif İş Hacı'ymış. Özür dilerim barbunya diyebildim. İşte böyle bir günümüz oldu. Pardon Elif İş Hacı bu buraya yani bu bölgeye ait bir fasulye mi? Evet Karadeniz'e ait bir fasulye ama bizim yöremizde. Elif İş Hacı. Ha diyorsunuz. Evet. Peki diğer taraflarda ne deniyor biliyor musunuz? Sırtova, Mürtova, Arıbi, Marıbi hepsi aynı. Elif İş Hacı. Normal her zaman düzenlediğimiz yemeğimiz oldu yani. Anladım. Baklavamız, Laz böreği, yöresel yemeklere dikkat ediyoruz biz burada. Hamsili ekmeğimiz, Laz böreğimiz, cevizli fındıklı baklavamız, Rogu Bey'imiz var, hamsımız var bugün. Mevsime göre değişiyor yemeklerimiz. Böyle güzel bir gün geçirmek için bir araya geldik.